İstanbul'da 200 dönüm bahçe üzerine kurulu lüks bir siteye gidiyoruz şimdi. Site sakinleri o dev bahçenin küçücük bir bölümünü sokak kedilerine ayırmış, onlara yuva yapmıştı. Ama bakın o iyilik nasıl cezalandırıldı. Yazık değil mi bu hayvanlara? Bunlar gönüllülerin parasıyla alındı. Rica ettik, yalvardık. Günah değil mi? Kış aylarında ne yapacaklar, nasıl beslenecekler, nerede yatıp uyuyacaklar? Bakın, kediler yemek arıyorlar. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Birkaç kişi bütün site adına karar veremez. 200 dönümlük koskoca sitede kedileri ayrılan 80 metrekareyi çok gördüler. Yuvalarını yıkıp onları açıkta bıraktılar. Hiç kimseye haber vermeden yönetim kurulu kararıyla yıkıldı. Bu tatlışlar yaşamalı ya. Yani bunlar karda kışta ölür. Yapın tekrar barınağı ya. Burası Ümraniye'de lüks bir site. Hayvanseverler 200 dönümlük bu site görüşmeyin bahçesine sahipsiz kediler için yuva yapmış, tüm bakımlarını üstlenmişti. Şu anda bulunduğumuz alana yapmıştık biz bu kedi evini. Kedilerimizin hepsi aşılı, karneli. Çoğu kısır zaten. Temizliklerini yapıyoruz. Pire olmaması için hepsine iç dış parazit yaptırıyoruz. Aynı zamanda kedi evlerine pire ilacı yaptırıyorduk. İddiaya göre yönetim usulsüz bir karar aldı. Hayvan dostlarının sahip çıktığı kediler de işte böyle açıkta kaldı. Sadece bu bölgede 30 civarında kedi var. Doğada kalmaya hakları var. Onlara artık birer insan gibi birey olarak bakıyorum. Hepsinin duyguları var. Sabahın erken saatlerinde kedi evlerimizi yıktılar. Çok emek vermiştik. Şimdi kedilerimizin hepsi çöp tahliyede barınıyorlar. Burası sitenin en uç noktası. Kedi evleri daha önce oradaydı. Ancak yönetim tarafından yıkıldıktan sonra hepsi buraya istiflendi. Hayvan dostlarının onca emeği ziyan oldu. Önümüz kış. Bu kadar yavru, hayvan nerede kalacak? Soğuk havalarda barınacakları bir yer yok artık. O yüzden ben çok üzülüyorum bu konuda. İddiaları site yönetiminde soracağız şimdi. Ama ısrarlı aramalara rağmen telefonu açan olmadı. Ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu an yerinde değil. Yönetimden kimse gelmeyince polis ekipleri geldi. Hayvanseverler suç duyurusunda bulunuyorlar. Yönetimimizin bu kararı geri alıp tekrardan kedi evine yapmasını istiyoruz.